Değerli basın emekçileri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bir dönemin sonuna geliyoruz ve tek adam rejimiyle 5 yıl geçirdik. Tek adam rejimi biliyorsunuz 5 yıl önce yetkiyi bana verin, Türkiye'yi uçuracağım dedi. Dedi mi? Dedi. Uçuracağım dedi. Ama 5 yılın sonunda bakıyoruz ki Türkiye baş aşağı çakıldı. Evet, uçan birileri gerçekten var. Birileri uçtu. Yandaşlar uçtu. Zenginler uçtu. Ama yurttaşlarımızın %99'u 5 yıl önceye göre daha yoksulum diyor. Daha işsizim diyor. Daha borçluyum diyor. İşte ben de sizlere tek adam rejiminin bizim gördüğümüz 5 yıllık ekonomik karnesini açıklayacağım değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan ekonomist olduğunu iddia ediyor. Hani diploması var yok onu geçiyorum. Ama ben ekonomistim diyor. Hem de en iyi ekonomist benim dedi. Yetkiyi bana verin dedi. Bu kardeşinize yetkiyi verin dedi. Faizle, dövizle, enflasyonla nasıl mücadele edilir? Görün dedi, değil mi? Dedi mi? Dedi. Peki sonuçlarına bakalım. 5 yıl önce bugünlerde enflasyon arkadaşlar neymiş? Bakın hatırlayalım. %15. Tüketici enflasyonu %15. Evet o da yüksek ama ya 5 yıl önce yetkiyi bana verin. Ben ekonomistim dediğinde enflasyon %15'miş. Bugün kaç? %55. Allah Allah. O da TÜİK'in rakamlarıyla. Halkın enflasyonu %100'ün üzerinde. Geçtim. TÜİK'in rakamlarıyla bile 5 yılda %15'lik enflasyon %55'e yükselmiş. Peki dolarla faizle ben uğraşırım iyi biliyorum dedi ya. 5 yıl önce dolar arkadaşlar 4 lira 80 kuruşmuş. Bugün kaç? 19 lira 15 kuruş. Allah Allah. Dolar 4 kattan fazla yükselmiş. Milletin alım gücü azalmış. Peki hani faize karşı ya Sayın Cumhurbaşkanı? Faizi ben düşüreceğim dedi ya. Gelin de faize bakalım. Faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Faizi suni olarak düşürmeye kalktı ya. 5 yıl önce bir yurttaşımız bir bankaya gidip kredi almaya kalksa %15'le, %16'yla kredi alabiliyordu. Yıllık faiz olarak söylüyorum. Şimdi bir yurttaşımız bankaya gittiğinde %35'ten, %40'tan aşağı kredi bulamıyor. Sayın Erdoğan, sen nasıl bir ekonomistsin? Evet, bir ekonomistim iddiasında olabilirsin. Ama belli ki kötü bir ekonomistsin. Değerli arkadaşlar, %15'lik faiz %35, %40'a çıkmış. Evet, birileri düşük faize kredi buluyor. Ama onlar yandaşları oluyor. Bir yurttaşımız bireysel bir kredi almaya kalktığında %35, %40'lık faizlerle karşı karşıya kalıyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Erdoğan ne dedi biliyor musunuz 5 yıl önce? Enflasyonu ülke gündeminden çıkaracağım dedi. Bu iddiada bulundu mu? Bulundu. %15'ti enflasyon. Peki tek adam rejimi enflasyonu ülke gündeminden çıkaracağım dedi ya, gelin bakalım enflasyon bu 5 yılda ne olmuş? Yani halkın temel ihtiyaçları ne olmuş? 5 yıl önce değerli arkadaşlar, kuru soğan kaç paraydı biliyor musunuz? 2 liraydı ya. Marketlerin ortalama fiyatı olarak söylüyorum. Baktık 5 yıl önce bugünlerde kuru soğan 2 liraymış. Bugün arkadaşlar 20 lira. Allah Allah. 10 kat artmış. Patates kaç liraymış 5 yıl önce? 1 liraymış. Bugün 10 lira olmuş. Süt 3 liraymış. Bugün 30 lira oldu. Peynir ortalama 20 liraymış. Bugün 200 liranın altında peynir yok. Yani temel gıda maddelerinin tamamı 7 kat, 10 kat, 15 kat zamlanmış. Peki Sayın Erdoğan'ın bu enflasyonu ülke gündeminden çıkaracağım iddiası ne olmuş oluyor arkadaşlar? Tam tersine. Vatandaşı büyük bir sefalete sürüklemiş. Bakın değerli arkadaşlar, bu sebeple gıda enflasyonu korkunç bir rakama ulaşmış durumda. Ve 4 kişilik bir ailenin yalnızca mutfak masrafı arkadaşlar 5 yıl önce 1500 lirayken bugün 10 bin liranın üzerine çıkmış. 10 bin liranın üzerinde geliri olan da çok az vatandaşımız var. En düşük emekli maaşı 5500'dü, bugün 7500 olacak. Asgari ücret 8500 lira.
ve yurttaşlarımızın çok ciddi bölümü açlık sınırının altında bir gelire sahip, yani tek adam rejimi ülkeyi açlıkta eşitledi maalesef. Açlık sınırının altında eşitledi. Peki kirayı diğer faturaları da kattığımızda 30 bin liralık bir yoksulluk sınırını buluyoruz. 5 yıl önce bugünlerde değerli arkadaşlar, orta halli bir daireyi 1000 liraya tutabiliyordu yurttaşlarımız. 1000 liraya bakın, unutmayalım. Yani bunu dalga geçmiyorum. Herkes baksın, Google'da belli. 5 yıl önceki ev kiralarına bakın, 1000 liraya ortada halli bir daire tutulabiliyordu 5 yıl önce bugünlerde. Bugün 10 bin liranın altında doğru düzgün daire yok arkadaşlar. Yani kiralar 5 yılda 10 kat artmış. Ben yurttaşlarımızı sorarım. Hanginizin geliri 10 kat arttı? Buradaki basın emekçilerine sorarım. Hanginizin geliri bu 5 yılda 10 kat arttı? En fazla 1 kat artmıştır veya 2 kat artmıştır. Ama kiralar ve gıda 10 kat artmışsa hepiniz yoksullaştınız değerli arkadaşlar. Hepiniz yoksullaştınız. Basın emekçisi de, işçi de, memur da, emekli de yoksullaştı bu 5 yılda. Değerli arkadaşlar, tek adam refahı artıracağım dedi 5 yıl önce. Dedi ki bana yetki verin, refahı artıracağım dedi. Ama sefalet arttı değerli arkadaşlar. Ve yurttaşlarımız bir geçim kriziyle karşı karşıyalar artık. Bakın elbette sıkıntılar vardı 5 yıl önce de ama bu kadar derin bir geçim krizi yoktu. Bakın orta direği çökertti tek adam rejimi arkadaşlar, orta direği. Hani rahmetli Özal'ın bir orta direk lafı vardı. Diğer siyasetçilerin, sosyal demokrat politikaları uygulamaya çalışanların orta direk, orta direği kalkındırmak bir hesabı vardı. Tek adam rejimi ne yaptı biliyor musunuz? Orta direği çökertti. Geçen gün bir okula gittim. Temizlik hizmetlerinde çalışan bir işçi de arkadaşlar 8500 lira maaş alıyor, asgari ücretle çalışıyor. Bir öğretmene sordum, bir özel okul, 9500 lira maaş alıyorum dedi. Yani eskiden bir temizlik hizmetlerinde çalışan bir emekçi ile bir öğretmen arasında 2 kat, 3 kat gelir farkı olurdu. Bir mühendisle efendim daha asgari düzeyde çalışan bir işçi arasında 2 kat, 3 kat gelir farkı olurdu. Şimdi bakıyorsunuz hepsi 10 bin lira civarında bir gelire sahip. Yani Erdoğan Türkiye'yi eşitledi. Hani hepimizin bir eşitlik hayali vardı ama Erdoğan Türkiye'yi yoksullukta, sefalette eşitledi. Tek adam rejimi Türkiye'yi sefalette eşitledi değerli arkadaşlar. Tek adam rejiminde değerli arkadaşlar kim kazandı, kim kaybetti bir bakalım. Bakın emeğin gayri safi yurt içi hasıladan 5 yıl önce aldığı pay %38'di. Bu da düşük bir oran. %60'ların üzerinde olması gereken bir oran ama %38'di. Biz bunu eleştirirken 5 yılın sonunda emeğin, yani tüm emekçilerin gayri safi hasıladan aldığı pay, yani üretimden aldığı pay %25'e düştü arkadaşlar. Peki bu pay nereye gitti? Patronlara gitti. Patronlar 5 yıl önce üretimden %42 pay alırken şimdi %55 pay alıyorlar. Yani tek adam rejimi bir paylaşım krizine yol açtı. Patronlar daha zengin, işçiler daha yoksul oldu. %1 daha zengin oldu, %99 daha yoksul oldu değerli arkadaşlar. Tek adam rejimi ülkeyi ilk 10 ülke, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağım dedi. Değil mi arkadaşlar? Dedi mi? Dedi. En zengin, en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağım dedi Türkiye'yi. Ne oldu arkadaşlar? Türkiye ilk 20'lik ligden düştü. Yani Türkiye 10. sıraya gitmeyi bırakın, 18. sıradan 21. sıraya düştü. Bu anlamda da geriledik. Tek adam bölgesel eşitsizliği de azaltacağım dedi 5 yıl önce. Ama bugün Diyarbakır, Bayburt, Şırnak, Gümüşhane, Ağrı daha yoksul arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu anlamda ekonominin baş sorumlusu benim, ben diyen Erdoğan 5 yılda Türkiye'yi batırmıştır. 5 yılda Türkiye daha yoksuldur, daha işsizdir, daha umutsuzdur ve daha işsizdir, borçludur arkadaşlar. Ve bu anlamda bu 5 yılın hesabında milletimiz mutlaka soracaktır. Tek adam rejimiyle her gün geçen her gün daha yoksul oluyoruz, daha işsiz oluyoruz, daha umutsuz oluyoruz, daha borçlu oluyoruz. İşte bütün bunların önüne geçebilmek için arkadaşlar tek adam rejiminden demokratik yollarla kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de çok yakında bir sandık karşımıza gelecek. Tek adam rejimi madem ki bu 5 yılda ülkeyi batırdı, bizler de bizleri batıran
tek adam rejiminden hesabı sormak durumundayız. Bunu da 14 Mayıs günü yapacağız. Tek adam rejiminin 5 yıllık ekonomik karnesi sıfırlarla dolu arkadaşlar. Sayın Erdoğan, senin ekonomistim diyorsun ama senin ekonomi notun sıfır. Şimdi milletin sana geç yerine otur diyeceği ve seni görevden alacağı günleri beklemeye başlamanı öneriyorum.